Merhabalar, hoş bulduk. Bugün Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarıyla önemli bilgiler paylaştılar. Dört madde halinde bu bilgileri sıralayacağız. Birincisi Irak'taki son gelişmelerle ilgili önemli açıklamalar yapıldı. Irak'ta bildiğiniz gibi terörlü mücadele operasyonları, PKK'ya karşı operasyonlar devam ediyor ve Irak'ta işbirliği halinde devam ediyor. Buradaki operasyonlara ilişkin operasyonlar devam ediyor, terör örgütüyle bağlantılı bütün hedefler e, yok edilmeye devam ediyor. Özellikle son dönemde e, buradaki etkisiz hale getiren terör sayısının artması ile ilgili e, sorular soruldu Milli Savunma Bakanlığı'na. Orada da Su e, Irak'ta işbirliğine e, dikkat çekildi. Irak'ta ilişkiler çok olumlu. Hem sahada hem de e, alınan kararlar noktasında çok e, önemli işbirliği e, sürüyor. Ortak operasyonlar yapılmıyor ancak sağda e, sahada istihbarat paylaşımı konusunda e, bir işbirliği devam ediyor denildi. E, Irak'ta bildiğiniz gibi eee PKK ile bağlantılı siyasi partiler kapatılmıştı. Ee, bununla ilgili Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bunu çok olumlu değerlendirdiklerini söylediler. Ee, Irak PKK yasaklı örgüt bağlamında ele alıyor. Biz tabi e, terör örgütü olarak ele almasını e, kabul edilmesini e, istiyoruz. Ancak Irak'ta bu son dönemde alınan kararların çok olumlu olduğu Milli Savunma Bakanlığı tarafından e, belirtildi. E, Irak'taki ortak Irak'taki operasyonla ilgili de e, şu bilgilendirme yapıldı. Yani burada düzenli bir şekilde, sürekli bir şekilde operasyonlar sürüyor. Ayrı bir e, operasyon şu anda söz konusu değil. E, sürekli süren operasyonlar sonucunda pek çok büyük bir e, darbe alıyor diye Milli Savunma Bakanlığı kaynakları e, bu konuda bilgilendirme yaptı. E, i̇kinci mesele e, çelik kubbe e, hava savunma sisteminin e, açıklanması. Buraya S-400'ler dahil edilecek mi edilmeyecek mi ee, önemli bir tartışma konusuydu. Bugün bazı basın organlarında e, S-400'lerin dahil edilmeyeceği bazılarında ise entegre edilebileceği ifade edilmişti. Bununla ilgili de Milli Savunma Bakanlığı kaynakları açıklama yaptı. Ee, burada en önemli nokta şu e, hava savunma sistemini bir hava savunma sistemi bir bütünlük içerisinde e, ele alınıyor. E, ve yerli ve milli hava savunma sistemi ile ilgili e, bu işi yapmak istediklerini ifade ettiler. S-400 ile ilgili ise şu an için konuşmak Erken ancak bunun bir bütünlük içerisinde ele alınacağı ve çok katmanlı bir şekilde yani hem kısa mesafe hem uzun mesafede bu tehditten engellenmesi hedefleniyor. Yerli ve milli savunma sistemleriyle bu çelik kubbenin geliştirilmesi, çelik kubbenin kurulması düşünülüyor ve aynı zamanda komuta kabiliyetlerinin Geliştirilmesi de planlanıyor. Yani buradaki entegre edilen bütün sistemlerin tek bir merkezden komuta edilebilmesi adına çelik kubbenin geliştirilmesi hedefleniyor, planlanıyor. Dolayısıyla bu çerçevede s 400lerle ilgili henüz bir netlik yok anladığımız kadarıyla ama tüm Türkiye'nin olanaklarının eş güdüm halinde bir bütünlük içerisinde çelik kubbe sistemine dahil edileceği e, dahil edilmesini planlandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından ifade ediliyor. E, henüz bir tarih verilmedi Çelikkube ile ilgili. Yani e, bu henüz e, ilk duyuru aşamasında olduğu için ilk defa e, burada bir e, açıklama yapıldığı için bir tarihle ilgili bir e, Milli Savunma Bakanlığı'ndan e, açıklama yapılmadı. Ee, burada S400'de S400'lerle ilgili bir e, tatbikat sorusu da soruldu Milli Savunma Bakanlığı'na. Yani bir S400 tatbikatı planlanıyor mu? Hindistan yakın zamanında ilgili bir tatbikat yapmıştı. Eee Milli Savunma Bakanlığı da S400'ün S400'lerin e, testlerinin sürekli olarak her zaman e, yapıldığını ama ayrı bir e, tatbikata şu an için ihtiyaç olmadığını e, belirttiler. E, yeni 3. başlık Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına aktardı. Rusya'da e, pardon Suriye'de e ee, Rusya'nın Suriye ile birlikte yürüttüğü, YPG karşı yürüttüğü e, operasyonlar e, bu konuda da e, Milli Savunma Bakanlığı kaynakları zaten Barış Pınarı harekatının ardından da e, bölgedeki ilgililere e, çeşitli bilgilendirmenin yapıldığını ifade ettiler ve Rusya ve Suriye'nin bu bölgede gerçekleştirdiği operasyonların da e, olumlu bir şekilde değerlendirildiğini Milli Savunma Bakanlığı kaynakları iletti. Yani Suriye'nin kuzeyindeki harekatlılık Hareketlilik e, YPG karşı PKK karşı yürütülen hareketlilikten e, Milli Savunma Bakanlığı kaynakları e, memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. E, son olarak da Yüksek Askeri Şura kararları değerlendirildi. E, bildiğiniz gibi geçen hafta bugün yine Yüksek Askeri Şura toplantısı yapılmış ve çeşitli görevlendirmeler çeşitli görevlendirmeler yapılmıştı. E, bazı e, komutanların görev süreleri uzatılmıştı. Bazıları emekliye sevk edilmişti. E, ve generalliğe atanan komutanlar olmuştu. E, bu konuda e, bir yedek subayın e, yani daha önce yedek subaylıktan gelen bir komutanın e, general e, olarak görevlendirilmesi e, kamuoyunda çeşitli tartışmalara e, sebep olmuştu. Bununla ilgili Milli Savunma Bakanlığı kaynakları e, ...Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarının esas alındığını e, ifade ettiler. Yani burada görevlendirmeler yapılırken e, böyle iki günde e, yapılan değerlendirmeler sonucu görevlendirmeler yapılmıyor. En alt birlikten en üst birliğe kadar çeşitli farklı kurumlarında e, bilgileri, e, fikirleri alınarak... ...bir yıl süren bir çalışmayla e, bu görevlendirmeler yapılıyor. Her personel detay, detaylı bir şekilde inceleniyor ve... E, bu çerçevede e, görevlendirmeleri yapılıyor. E, yedek subaylıktan generallere geçiş daha önce de e, bizim sistemimizde olan bir şeydi. Daha önce de bunun örnekleri Türk Silahlı Kuvvetlerinde e, görülmüştü. Hatta yeni düzenleme ile birlikte e, erlikten generalliğe geçiş de mümkün kılınıyor. E, bu tabi yeni geldi için bu düzenleme bunun henüz örneği yok. Belki önümüzdeki yıllarda bunun örnekleri de e, örnekleriyle de karşılaşılabilir. Ama yedek subaylıktan generalliğe geçiş daha önce de bizim e, Türk Silahlı Kuvvetlerinde karşılaştığımız bir e, şeydi. Generaller geçin çeşitli koşulları var ve bu koşulları kaşı, karşılayan herkes de e, yüksek askeri şura kararları doğrultusunda general olabilir şeklinde Milli Soma Bakanlığı bir bilgilendirme yaptı. Bu konuda da e, özellikle yaş kararları konusunda e, kamuoyunda, basında e, ortaya çıkan yanlış bilgilendirmeler konusunda Milli Soma Bakanlığı e, kaynakları e, uyarılarda e, bulundu. Yine generallerin görev sürelerinin uzatılmaları ile ilgili de e, kamuoyunda e, farklı sayıklarla tartışmaların sürdüğü ifade edildi. Yani burada e, görev süresi uzatılanlar değil de uzatılmayanlar e, konuşuluyor. Bunda da farklı sayıklar var şeklinde e, ifade edildi ve burada da esas ihtiyacın yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı olduğu ifade edildi. E, son olarak da 2019'da 2019'dan beri resene mitlilikte e, sayı ve isim açıklanmıyor. ve Bu da 2019 yılında yaşanan bir krizle alakalı. 2019 öncesinde yaşanan krizde e, Listeler e, gayri nizami bir şekilde yayınlanmıştı ve bu konuda da bir önlem alınmıştı. Artık 2019'dan bu yana e, liste yayınlanmıyor, isim yayınlanmıyor, sayı yayınlanmıyor. Bu sayılar sadece personel e, daire başkanlığı, personel müdürlüğü tarafından bilini, biliniyor ve ilgili kişi sadece bilebiliyor. Dolayısıyla e, burada abartılı e, verilen sayıların da e, Milli Savunma Bakanlığı kaynakları doğru olmadığını ifade etti. E, bu sayıların öğrenilmesinde basın tarafından mümkün olmadığı söylendi. Çünkü sadece ilgili kişi bildiği için o ilgili kişinin kendisinin hepsine tek tek sorularak e, ancak o sayının öğrenebileceğini ve bunda mümkün olmadığı ifade edildi. E, dolayısıyla bu konuda da yine yanlış bilgi, yalan bilgiler konusunda Milli Savunma Bakanlığı kaynakları uyarlarda bulundu. E, bizim Milli Savunma Bakanlığı'ndan e, aktaracağımız bilgiler bu şekildeydi. Yine bunun bu e, bilgilerin ayrıntılarını da ana haber bültenimizde e, Ulusal Kanal izleyicileri takip edebilirler. Peki. Sezer Öztöven kolay gelsin diyelim. Yine Ankara'da kalacağız sevgili izleyenler.